Dostum dostumu koydu Koray amca. Dostum dostuma kıstık biliyorsunuz. Abi 12 saatte 250 bin izlenmiş. Yani bu kadar çok çocukların o güzel videolar var ya, hani izliyorlar böyle eğlendikleri. Onların içerisinde bunu yakalayıp evinizde dinliyor olmanız benim için büyük bir şey. Ve şunu unutmayın, bak özel bir şey söyleyeceğim size. Ben kendim şarkı sözü de yazsam, beste de yapsam bir faydası olmayacak. Çünkü sen aşık olduğun zaman Neşet Ertaş'ı dinliyorsun. Müslüm Baba'yı dinliyorsun. Ahmet Kaya'yı dinliyorsun. Dertlendiğinde Orhan Baba'yı açıyorsun. Mahsuni'yi açıyorsun. Bir Sultan Abdal'ı açıyorsun. Şimdi bir tane velet gelmiş, kendi şarkılarını oku. Tamam yazarız, vakti var. Ama şunu unutmayın. Aşk, aşk tektir. Yaşayanlar başkadır. Onlar zamanında yaşamışlar, yazmışlar. Bırakın biz biraz okuyalım. Yeni bir sesle duyun. Onları da unutmayalım, hatırlatalım gençlere. Sonra bizim vaktimiz geldiği zaman bizimkileri de beraber söyleriz dostlar. Bu yüzden teşekkür ediyorum. İyi sağ olun. Ha, buradan çok rahat görünüyor, büyüklerim var. Gençler de çok seviyorlar. Bu arada ben 29 yaşındayım. Herkes beni 35 biliyor. Valla 1 Ocak 1990 doğumluyum. 12 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. 2015 senesi yani 25 yaşımda ilk albümümü çıkardım. İlk defa beni televizyona 25 yaşımda çıkardılar. Heyecandan ölmüştüm. Bana biraz saçmalamıştım. Sonra baktım ki büyüyorum. 29 yaşıma geldim. Büyüdüm ben de. Sizle beraber büyüyorum. Bana öğrettikleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Dost dost diye nice nice sine sarıldım, heyecan sarıldım, benim sadık yârim, beyhude zorlandım hey yar, boşa yolculdum. Benim sadık yârim kara topraktı, kara topraktı. Beyhude zorlandım hey yar, boşa yolculdum. Benim sadık yârim kara topraktı, kara topraktır. Uzun ince bir yâre gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İşte gidiyorum çeşmesine, İşte gidiyorum çeşmesine. Aramızda tanrım sıralan sana, sıralan sana. Sermayem tertimdir ey dost, servetim ahım. Karardıkça bahtım bahtım, karalan sana. Gömül dağ yağmur yağmur
Yarın Dil gizli gizli bin cefalar etsem almam üstüme sesinizi yormayın, kurban olurum. Hayır, canım. Niye oradasınız? Arabaya gelsenize. Orada ne yapıyorsunuz? Bak buralarda boşluklar var, gelsenize oraya. Tamam, okuyacağım. Benim nerem kıymetliydi, kusura bakmayın. Yani düşünsenize, kimse şarkı söylemenizi istemiyor. Ama bir tek o istiyor. Niye? Gözleme yaparken böyle yanımda türkü söylerdim ben, hoşuna giderdi onu. Söyleyemezdim de o zamanlar, bu kadar gelemedim zaten. O zamanlar kanser çok yaygındı. Gerçi hala öyle de.
Bakmadı kadıncağız kendine, ne yapsın? Almışlar, benim anne tarafım Ardahanlı. Almışlar, getirmişler kadını Ankara'ya. Tavukları var, 8 tane çocuk. Nasıl ömür geçecek bilmiyor. Derdinden ölecek, hangisi okuyacak, hangisi okumayacak diye. Kadın öyle görüştü gitti. Son lafında bana şunu söyledi. Torunum dedi, senden hiç mi bok olmaz? Bak, dedim nereye şimdi söyleyecek laf mı? Ne zaman söyleyeceğim, başka zamanı varken söyleyeyim dedi. Dedim ne olacak peki nene? Oğlum bak dedi, resim okudun olmadı. Fizik okudun, o da olmadı. O zamanlar iç mimarlığa daha yeni geçmiştim, daha yok ortada. Ama o benim mimar olmamı istiyordu, biliyorum onu. Bana ev yap derdi her zaman. Bir tane evim olsun, içine gireyim. Kadını gece kondudan çıkardık, apartmana koyduk. Ondan sonra dedim hastalandı. Dedi ki bana gitmeden, bak dedi beni toprağa vereceksin. Git sonra şarkını söyle. Öyle de yasa masa girmeyesin. Sakandı makamını uzatmayasın. Ben onu dinlemedim. Bayağı uzattım, uzun uzun kesmedim. Bana dedi ki torunum, bu dünyada sevgiden başka hiçbir şey yok. Bana okuma yazma bile öğretmediler. Saatleri TRT'den, torunlarımın geliş saatlerinde namazdan duydum derdi bana. Başka da bir şey bilmiyorum. 5 tane tavuğum vardı, onu da aldılar elimden. Torunum sen şarkı söyle. En azından gülecek ya da ağlayacak birkaç adam bulursan aile edersin kendini. Ben kendimi bildim bileli, ne annemin doğru düzgün yüzünü öpebildim ne babamın. Ne ailemle oturup bir sofrada doya doya bir ekmek yiyebildim ne de şarkı söyleyebildim. Hep bir savaşım vardı, hep bir çabam vardı. Hep bir şeyler doğru olsun diye uğraştım. Ben dilenci değilim ki, ben sadece şarkı söyledim. Zengin bir babanın fakir çocuğuyla. Hiçbir şeye özenmedim. Ne bildiysem onu yaptım. Sizden bir ricam var. Sizden bir ricam var. Teşekkür ederim. Yol yakınken, sokakta gezmekten 2 saatte alın da ananızı babanızı yanında küfür de yeseniz, dayak da yeseniz, sevmeseler de şöyle bir sığışın yanına. Sonra her şey çok geç oluyor. Bir daha göremiyorsunuz. Öyle mezara falan gitmek de kolay iş değil, ben size söyleyeyim. Ben nenemin mezarına bir kere gittim. Sonra bana dediler ki gitme. Niye dedim? Gitme. Ölmedi sen. Yaşıyor. He yaşıyor işte. Öyle bir şey. Ama ailemize sahip çıkıyoruz. Ailemize sahip çıkıyoruz. Annemize babamıza kıymet verin. Bir daha gel misiniz bu dünyaya? Hani o güzel annene için son kez birlikte okuyoruz. Hazır mıyız? Saçlarına yıldız düşmüş. Ailemiz gerçek olması dileğiyle. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.